geldim. Günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2 Şubat 2022 tarihindeyiz. Herkese günaydınlar efendim. WhatsApp hattımızı hemen veriyorum. Baştan ki bize göndermek istedikleriniz, mesajlarınız zira çok önemli. Videolarınız, her şeyi ve tabii ki bilgiler, değil mi? Çünkü sokakta artık herkes birer muhabir. Tabii canım. Bak 2 Şubat 2022. Aa, bugün ne eğlenen vardır ya. Ha? Yani. Evet, bir de bir özel bir günü, tabii, bir anlamı da var. Nikah tarihlerine gitmek lazım bugün, söyleyelim de. Bak, o tarihler önemli tarihler. Tabii tabii. 0534 263 43 72 efendim WhatsApp hattımız. Tabii ki bizim de her zaman olduğu gibi bugün de yine mesajlarınızla renklendirebilirsiniz programımızı. Yani ilk başlarda şey yapıyorduk Murat. Anketlerimiz vardı mesela. Ha, evet. Çok keyifli oluyor. Yine o anketlerden biraz yapalım istiyorum. O soruların cevapları da keyifli oluyor. Güzel sorular hazırlayıp değil mi? Gündeme uygun. Evet, kesinlikle. Güzel, güzel olabilir. Evet. Evet, başlıyoruz. Şimdi dün neyle başladık? Bir gün önce elektrik zamları dedik. Dün bir esneme geldi faturalara, kademeli. Evet. Bugün yine başka bir haberle, evet, buradayız. Akaryakıt zammı da var bir taraftan, onu da aktarırız. Evet. Şimdi kademeli elektrik tarifesinde günde 5 kW olan limit 7 kW limit olarak değiştirildi. Peki bu değişim acaba faturalara nasıl yansıyacak? Böylece başlayalım efendim. Herkese günaydınlar olsun bir kez daha. 200 lira geliyordu bana, şimdi 700 lira 800 lira elektrik geliyor ya. Gelen zamla birlikte 150 kW sınırı faturaları yükseltmiş, tüketiciyi isyan ettirmişti. Kademeli tarifede günlük 5 kW olan limit 7 kW'la değiştirildi. Yani aylık 150 kW limit 210 kW oldu. 50 lira ile 100 lira arası geliyordu. Şimdi bu ay 400 lira gelmiş. Ayda 210 kW elektrik harcayana 288 lira fatura gelecek. Aynı tüketimle eski tarifede 324 lira geliyordu. Şimdi 42 lira cepte kalacak. Kademe değişti ama zam değişmedi. 150 kW'a kadar her kW'ın bedeli 1 lira 37 kuruş. 150 kW'tan sonra harcanan her kW'da 2 lira 06 kuruşla çarpılıyordu. Kademeli tarifede 150 kW sınırı yükseldi. Sınır olmamalı bence. Önemli olan standart. Eski standarda geri getirmesi lazım. 210 kW'a kadar her kilowatt 1 lira 37 kuruşla çarpılacak. Yani %50 zamlı. 210 kW'tan sonraysa her kilowattın bedeli 2 lira 06 kuruş. Çünkü zam oranı %127. Konuşmamız gereken kademenin kendisi değil, elektrik zamları. Kota konmasının yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Geçen ay 375 lira gelmişti de bu ay ne kadar gelir bilmiyorum. Peki günde 10 kW yani ayda 300 kW elektrik harcayan birine kademeli tarifede elektrik faturası ne kadar gelecek? 300 kW saati hesapladık. 210 kW saatin karşılığı budur. İlave 90 kW saatin karşılığı budur. Dolayısıyla 300 kW saatlik bir tüketim için ödenecek para bu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Önce evet, bir kademe değil mi? 150'den 210'a çıktı. Evet. Yani baktığın zaman da 42 lira faturada bir indirim olabilir deniyor. Ama hı-hı, bu abimizin ya verdiği röportajda kademe değişti ama bizim konuşmamız gereken, tabii, zam oranı o hala değişmedi. Hı-hı. Orada hani altı çizilesi bir durum. Evet. Onu da söyleyelim. Zamlar bir değişiklik ama bir zam haberin daha var. Bir zam haberi var. O da şudur. Benzinli litresine 39, motorinin litresine de 32 kuruş zam yapıldı. Buna göre yani tabii İstanbul, Ankara, İzmir fiyatlar nispi olarak biraz farklı ama ortalamayı alırsak benzin 14 lira 50 kuruş. Yani 14,5 lira. Benzinin litre fiyatı hayırlı uğurlu olsun 14.70 kuruş da motorin. O da 15'e dayanmış 10 liralardan durumda. Bahsediyorduk. 10 liralardan bahsediyorduk Aralık başında. Doğru değil mi? Yani yaklaşık 1,5-2 ay. Ama o zaman şöyleydi. Dolar 18 liraydı. Evet. Şimdi 14'e indi aşağı yukarı. Dolar inince ama şöyle de bir şey var. Ukrayna-Rusya krizi, evet, Brent petrol, yani evet, petrolün varil fiyatında bir artma neden oldu. O da dünyada öne çıkan, kesinlikle, gelişme. 90 dolar hani 100 dolarlara kadar gidiyor. Yakın zamanda eğer 100 dolara doğru giderse biz bu rakamları daha da çok güncelleme zam olarak aktarırız gibime geldi. Evet, mecburiyetle. Peki ama işte hala enflasyon bir taraftan düşmesi lazım ama akaryakıta zam geldikçe enflasyon düşmez. Çünkü girdi lira sürekli arttırıyor. Vallahi zor bir süreçteyiz. Ne diyoruz? Allah yar ve yardımcımız olsun. Olsun bakalım. Buyurunuz. Tabii önemli olan fatura ödeme ama yıllardır yaptıkları gibi faturalarını ödeyen arkadaşlarımız var. İstanbul'dan Maltepe'den bir haber ama fatura ödediklerini zannediyorlar ama meğersem ödememişler. Bu fatura ödeme merkezleri vardır ya. Evet. İşte günler sonra telefonlarına gelen bir mesajla öğreniyorlar aslında faturaları ödemediklerini. E paralar nereye gitti? Gitti. Ah.
Baktım elektrik ve doğalgaz ödenmedi diyor. Faturaları ödendi sandılar, dolandırıldıklarını çok sonra anladılar. Gelen olmayınca tabii ki burada bağırıyor, çağırıyor, gidiyorlar yani. 70-80 tane mağdur vardı. İddialara göre kimi yüzlerce, kimi binlerce lirasını kaptırdı. Annemin faturası bu. Sisteme yansımadığını, bunu fatura merkeziyle görüşmemiz gerektiği söylendi. Burası Maltepe Selamoğlu Çarşısı. Çevredeki tüm esnaf ve mahalleli bu ödeme merkezine gelip faturalarının ödemesini yapıyordu. Çevredekiler daha uzaktakiler bile buraya geliyorlardı. Çünkü 15 senedir buradaydılar. Mahalleli ve esnaf 15 yıldır buraya gelip ödemelerini güvenli bir şekilde yapıyorlardı. Ancak 2 ay önce buranın başka bir firmaya devredildiğini öğrendiler. Yer değiştirmiş ama tabii biz bilmiyorduk. Mahalleli faturalarını ödediğini sandı ama 10 gün sonra telefonlarına mesaj geldi. Yatırılmamış. Mesaj geldi, dışarıdan tekrar yatırmak zorunda kaldık. İddiaya göre fatura ödeme merkezinin sahibi onları bir süre oyalayıp kayıplara karıştı. Geldim, ha ödeyecek ha ödeyecek. Bir duydum ki kapatmış gitmiş. Şov haberin ulaştığı fatura merkezi sahibi ise iddiaları yalanladı. Hastalandığı için paraları yatıramadığını öne sürdü. Bu aslında yasal bir yer değil tabii mi? Tabii, yani legal bir kurum, gidiyorsun. Yıllardır var olan, hı-hı, hani çeşitli semtlerde ofisleri olan. Sen, evet, ödüyorsun mesela, atıyorum elektrik faturan 1000 lira geldi. Onun belli bir yüzdesini, yani komisyon oranını alıyor. O hizmeti gerçekleştiriyor. Senin adına onlar ödüyor. Ödüyor. Yani sen de bununla işte bankaya gittin, ödedin vesaireyle uğraşmıyorsun. Evet, evet. Ya toplu paralarını oradan ödüyorsun. Toplu faturalarını, evet, oradan ödüyorsun. Bir de son 2 ayda malum zamlar bir hayli fazlaydı. Yani bayağı bir tosuncuk vakası gibi bir durum bu. Ya da bir TODEX hadisesi vardı geçen yıl. Dedi ki ben milyar dolarları götürdüm ama iş kuracağım falan dedi. O para gitti. Evet. Açıklamalar da geldi, bulduk, getiriyoruz diye. Ama muhtemelen hastayım mastayım ayağına tabiri caizse o paranın üzerine bir soğuk su içilebilir. İçilebilir. İçilmiş de olabilir. İnşallah ki zaten olmaz ama. Hani 2 ay geçmiş üzerinden ama tabii ki oradaki insanların hayal kırıklığını düşün. 15 yıldır gittiğin kurum. Bak 500 lira elektrik ödüyorsun, yine aynısını gidiyorsun ödüyorsun. Tabii. Yani 2 kat maalesef. Bir de asgari ücretliysen daha parayı almadan gitti. Gitti. Bu arada ya TÜİK yarın enflasyonu açıklıyor. O da söyleyelim hani yeri gelmişken. Tamam. Üst üste bir bombardmanı sabah sabah verelim diyorsun. Pekala, o zaman yurdu etkisi altına alan kar yağışı ürün miktarını azalttı. Geçtiğimiz günlerde pazara kadar yansıyan bütün bu rakamları da aslında aralıklı olarak vermiştik. Sebzede, meyvede bize neler yansıdı ve nerelerdeyiz diye. Tabii ki bu marketlere de yansıdı. Marketlerdeki fiyatlara da. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı da haliyle iyice katlandı. Şöyle bir bakalım haberi. Hiçbir ucuzlama yok, her şey olduğu gibi. Fiyatlar uçmuş. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı. Ocak ayının verilerini Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar paylaştı. Dolaşırken 2 kez etiket değiştirdiler yani. Kasaya gittiğimizde aynı ürünlere bir bakıyorsunuz, ne almışız ama ödediğinize bir bakıyorsunuz ki fazlasıyla ödemişsiniz. Yoğun kar yağışı Ocak ayında Türkiye'yi etkisi altına almıştı. Pek çok yerde üretici tarlasına gidemedi, hasat yapamadı. Yola çıkan ürünler de yolda kaldı. Hava muhalefeti markette fiyatlara da yansıdı. Hava koşullarından dolayı bu hale geldi. Ocak ayında üreticiyle market arasında fiyat farkının en fazla olduğu ürün %339,5'la elma oldu. Elmanın fiyatı Aralık ayına göre markette 4,5 kat arttı. Kıvırcık, maydanoz, tere, roka hepsi telef oldu gitti. 1 lira civarı alıcı şu anda yok. Limonun kilosunu 25 lira diyorlar, portakalı 20 lira diyorlar. Ama burada 1500-2000 liraya alan yok. Markete gelene kadar kuru soğan, portakal ve marulda da fiyat makası açıldı. Terem rokam vardı. Onlar da kaldı altında gitti. Markette fiyatı en çok artan üründe sivri biber oldu. Sivri biber yaklaşık %91 oranında zamlandı. Örneğin Çankaya'daki bu markette sivri biberin kilosu 27,5 lira. Avuçlarımızı kazmaya çalışıyoruz zor şartlar altında. Ha, bu şekilde işçilik maliyeti çok fazla. 2,5-3 lira arasında gidiyor. Halimize gelen ürünlerde aşağı yukarı bir %50'lik azalma var. Sanmayın ki bu fiyatlar yükseldiğinde çiftçimizin cebine daha fazla para giriyor. Üretici de şaşırmış durumda yani. Bu fiyat artışlarının yok, ürün yok şu soğuktan dolayı. Markette sivri biberden sonra fiyatı en çok artan ürünler maydanoz, kabak ve salatalık oldu. Ya. Zam gelmeyen ürün yok. Yok soğana da bu kadar. Soğana %278. Acımasızca bir de yani hani %2-3 vesaire fiyatlar öyle artmıyor yani. Baksana %250 civarında, evet, artan oran şeyler var. Hı hı. Bu arada serada üretim maliyette %138 oranında artmış.
Hiç az bir oran değil. Tabii ki. İşte Antalya'da yaşananları görüyoruz. Ha, üreticiden geliyor senin benim mutfağımıza ya da işte neydi onun adı? Pazara kadar bunun yakıt giderleri de %400 oranında artmış. İşte ne bileyim otoyol masrafı, ne bileyim işte getir götür. İşçi maliyetleri. Kutudan dün bahsediyorduk ki lahmacunun kutusu bile bilmem kaç para olmuş. Dolayısıyla ben en çok çocuklarımıza üzülüyorum. Yani anne babalar alamıyorlar. Çocuklar nasıl beslenecek? Kuru ekmek, kuru ekmek diyorsun. Daha doğrusu ekmek 3-4 liralara geldi. Kurusu daha da yani zor bir süreç. Bu kadar çok çeşitliliğin olduğu, meyve sebzenin bu kadar bol yetiştiği bir ülkede bunlara ulaşamıyor olabilmek tabii ki. Hani o taneyle satma meselesi, karpuzu dilimle satarlardı. Gülerdik. Yurt dışında biz nasıl oluyor Avrupa falan derdik. Yani bizim bildiğimiz karpuz. Hatırlasana çuval çuval alırdı babalarımız annemle. Aynen öyle. Sanki Afrika ülkesinin ortasındayız yani bir Afrika'nın ortasındayız ki uçakla, tankerle getiriyorlar sanki. Neyse bugünlerde geçecek. Geçecek inşallah. Hava şartları etkili tabii. Şimdi sizde bir haber var sevgili Murat. Hemen anlatalım o zaman. Hayatın içinden haberler. İşte görüyoruz yine maalesef şey bir kadına yönelik şiddet, bir cinayet durmuyor, durdurulamıyor. Ankara'da Polatlı'da hatırlayınız aktardık. Şüpheli bir ölüm söz konusuydu. 21 yaşındaki görüyorsunuz kırmızı elbiseli kızımız Şevval Abanoz'dan geriye yerel bir gazetede yazdı. Bir makale kaldı. O makalenin konusu Özgecanlar ölmesin. Ki bilmektesiniz efendim sevgili Özgecan'ı da maalesef ki bir şiddet sonrası, feci bir şiddet sonrası kaybetmiştik. Ona dair bir yazı kalemi almıştı ancak maalesef kendisi de hayattan koptu gitti. Şiddete hayır diyorum, şiddete hayır! Biz Özgecan'ların ölmesini istemiyoruz. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım. Çünkü daha fazla sessiz kalırsak yeni facialara sebep olabiliriz. Kızının okul yıllarında yazdığı satırları gözyaşlarıyla okudu. Ankara Polatlı'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Şevval'in Özgecan Aslan cinayetinin ardından yerel bir gazeteye bir yazı yazdığı ortaya çıktı. Bugün bu ülkede binlerce genç kıza yapılan acımasız saldırıların önüne geçmek için yeterince çabalıyor muyuz acaba? Çabalamıyoruz. O günden kızım istemiş herkesten bakın desteği. Bu benim kızımın şu anda kendi sesi biliyor musunuz? Kendi sesi. Diyor ki benim için adalet diyor. Benim için Şevval için adalet istiyorum diyor burada. Geçen hafta Cuma günü eski devlet hastanesinin 3. katından düşmüş, düştüğü yerde donarak hayatını kaybetmişti Şevval. 3 aylık eşi intihar dese de Şevval'in ailesi damatlarıyla ilgili şüphelerini dile getirmeyi sürdürdü. Ben çocuğumu ellerimle yıkadım. 3. kat diyorlar. Diyorlar da hiç mi oradan düşünce ağız üstü düşmüş? Burnu kırılmaz, dişi dökülmez. Ne belli oraya çıkıp da kendini attı. Otopsi raporunu bekleyen acılı aile damatlarının ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasına isyan ederken şüpheli ölümdeki soru işaretleri soruşturma neticesinde aydınlanacak. Şevval'in daha öğrenciyken kadına dair şiddete yönelik yazdıklarıysa hiç unutulmayacak. Özgecanlar ölmesin dedi, Şevvaller de ölmesin. Bu ülkede yaş oranı, yaş limiti artık iyice düşmeye başladı. Yani kadın olarak kadına şiddetin farkındalığını kaç yaşında? 21 yaşında bir kız yıllar önce yazdığı Özgecan hikayesi. 14-15'lerinde mi bu? 7 yıl önce yazıyor. Evet. Dediğin gibi 14'lerinde yazıyor. Ve bu memlekette Özgecan canından oldu. Bundan sonra olmasına izin vermeyelim diye de devam eden bir yazısı var. Onca genç kıza yapılan bu saldırılara karşı tavrımızı ortaya koyalım diyor. Dediğin gibi 14-15 yaşında yazdı bunu. Yani zihniyete bak, o zamanki öngörüye bak ve korkuya bak. Yani gencecik bir kız hayatının baharında daha erkekten ona şiddet gelebileceğini, tabii, babadan görmediği, etrafından görmediği bir şeyin bir hayatına gelecek erkek, eşin, erkek arkadaşından gelebileceğinin farkında. Hı. Ve hunharca katledilen bir isimden bahsediyoruz, tabii, Özgecan. Bir sembol isimdi ama 7 yılda gelinen noktaya bak, hiçbir arpa boyu yol kat edilememiş gördüğümüz kadarıyla. Ve hala aynı anne, hala aynı baba, feryatlar, her şey aynı. Yeni Özgecanlar, yeni Şevvaller olmasın diyoruz. Bizler de sürekli söylüyoruz ama yapılan, ortaya atılan bir şey yok. Ya bir yerde bir tıkanıklık var, onu çözemiyoruz. Bir taraftan da bu eski hastane binası deniyor. Evet. Yani ortada iddialar şu ki
hiç kamera kaydının olmadığı evet. yerlere özellikle götürülüp orada yapıldı, edildi bu işlem vesaire vesaire gibilerinden. Tabii şimdi mahkeme ya da polis araştırıyor. Orada bir koşma kabulamaca bile olabilir. Yani kızcağızı evden çıkıp peşinden oraya doğru sürüklenmiş de olabilir. Yani bunlar herhalde... hep varsayımlar, biz konuşuyoruz ama sonuca evet. baktığında Murat, o kızcağız üçüncü kattan o bırakılmış binada, terk edilmiş bina, durumu ne bilmiyoruz. Bekçisi de mi yok onu da bilmiyoruz ama donarak öldürüldü. Yani o kadın düştükten sonra orada bir kimse dönüp bakmadı. Eski metruk bina, çevresinden geçen giden yok. Bütün bunlar işte düşününce hep acaba planlı yapılan hareketlerin sonucu mu diye de geliyor. Yine geliyoruz Özgecan hadisesine. O da planlı bir hadiseydi nihayetinde. Allah'tan rahmet dileyelim, annelerimizin Allah sesini artık duyalım. Evet. Duymamız gerekiyor, zira ayıptır, günahtır. Evet, Diyarbakır'a gidiyoruz. Şimdi Diyarbakır'da iki grup birbirine tekme, tokat, yumruk derken böyle bir kavgaya tutuşuyorlar. Ama içlerinden biri dönerciden aldığı bir spatula ile karşı tarafa saldırınca ortalık iyice karıştı. İzleyelim efendim. Dönerci tezgahına koştu, spatulayı kapıp önüne gelene savurdu. Diyarbakır Yenişehir'de iki grup arasındaki tartışma yerini dakikalar sonra bu manzaraya bıraktı. Kimse kimseye acımadı, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdılar. Bu kadın aldığı yumruk darbeleriyle yere serildi. Sonra toparlandı, yeniden kavgayı ayırmak için koştu. Onun yere düştüğünü gören yakını caddedeki dönerciye koştu, tezgahtaki spatulayı aldı. Öylesine öfkeliydi ki onu kimse tutamadı. Hepsinden tek tek kurtulup hedefindeki adama vurdu. Kavga esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Şimdi sözle anlaşamamışlar, şiddet işin içine girmiş ama... İnsan eline bir şey aldı, bir cisim aldığında, yani şöyle bile, ben sana şöyle bile konuşsam indir o elini dersin değil mi? Tabii. Yani hani o elindeki refleks bir cisim, refleks olarak spatula bile olsa hani hı-hı. belki diğer saldırı aletleri gibi çok da tehlikeli bir şey olmadığını varsayarsak eğer. Yine de onu gördüğün anda ortalık daha da karışıyor. Çünkü elinde bir cisim var ve o öfkeyle, o kavga anında biri bana bir şeyle geliyor. Tabii yani orada o canına artık... kasıt orada, yani sonuçta diğerinde daha eşit dövüşüyorlar, savaşıyorlar diyeyim, yani öyle değil mi? Konuşup anlaşma süreci bir iki cümleden sonra bitiyor ve dikkat edersen spatula denen şey ya bıçak da olabilirdi bir taraftan. Yani elbette. Orada döner bıçağı da olabilirdi. İşte orada sallaya, ne olduğunun önemi yok ki adam. O silah da olabilir. O sonuçta bir alet. O anda senin canına kasteden bir şey. Kalem de olabilir, spatula da olabilir, silah da olabilir. Yani o bir şey tetikliyor işte olayı. Yani daha da büyüyor kavga burada. Aslında onu Diyarbakır diyorum. Genelde hoşgörünün memleketidir ama hani neden bu kadar öfkeli sorusunun yanıtını bulabileceğimiz bir yer mi, bir yer değil mi? Bir hani ayrım da yapmak istemem bir taraftan ama hani hoşgörüsünü kaybeden İstanbul'un göbeğinde ilçeler, kasabalar, iller ülkeyi de bir anda tabii hoşgörüsüz bir ülke haline getiriyor. Deli zamanlardan geçiyoruz hep söylediğimiz gibi. İnşallah yani öfkemizle bir şekilde artık nasıl olacaksa hani belki mutasyon yoluyla, belki başka bir şey. İnşallah öfkemizi kontrol altına artık alabileceğimiz zamanlar gelecektir. Metaverse'de yapsınlar bu tartışmayı. Metaverse'de kavga. Ona bir şey demem. Hadi olursa. Sanal şiddet var bir de işin tarafı değil mi? O da var. Neyse, onları da konuşuruz. O da var. Şimdi Diyarbakır'dan geçelim. Buradan bütün Diyarbakırlılara sevgi selam. Bu yangın Adana'da meydana geldi ama hani tamam olabilir. Yangındır demeyin. Çünkü akıllara zarar bir durum var. Bir adam... evin içinde annesi ve kızı varken evi yakıyor. Evet, sonrasını görelim. İki gün oldu taşınalı. Hemen bir yangın çıktı, bağırdılar, çağırdılar. Her yerimiz yandı. Karısına kızdı, evini ateşe verdi, ailesini ölüme terk edip gitti. Karşı komşu yeni taşındılar. Bilemiyorum, bir bağırtıya çıktı. Kayadelen ailesi Adana'daki bu apartmanın 6. katında yaşıyordu. Sabah saatlerinde Ahmet ve eşi Pınar Kayadelen arasında tartışma çıktı. Öfkeye kapılan adam eşinin ve evladının olduğu evi ateşe verdi. O kaçarken alevler kısa sürede yayıldı. Anne kız canlarını zor kurtardı. Çok şiddetli oldu. Korktum.
Haberi alan yakınları olay yerine koştu. Herkes öfkeliydi, tansiyon yükseldi. Dumandan etkilenen Pınar Kayadelen'le kızı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kocaysa gözaltına alındı. Yangında iki daire kullanılamaz hale geldi. Valla büyük geçmiş olsun. Yani gözün neden, ne şekil, niye? Alkol, madde, bütün bunların hepsi elbette ki sorgulanır. Ama yani bir tarafta kızın, bir tarafta eşin. Daha kim var? Hayatında kim var daha başka yani? Ne yapacaksın onları yakıp? Yani onları evi de yakarım, seni de yakarım, dünyayı da yakarım. Yani öfkenin geldiği nokta insanın gözünün önüne herhalde nasıl perdeler iniyorsa. Bir de diğer insanların da evine, yurduna kasıt tabii var burada. Yazık, günah harakat değil mi? O apartman ne hale geldi? Korkuyu düşünün salınan. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Can kaybı yok, mal kaybı haliyle. Göz altında o evet adam. Peki şimdi bir haber var Murat. Bu genç arkadaşımız katıldığı bir televizyon Kübra programıyla tanınmış aslında. Kübra. Sevgili Kübra Ece, önceki gece Avcılar'da bir apartmanın 4. katından düşerek hayatını kaybetti. Şimdi son bir haftada balkondan düşerek vefat eden, itilen, itildiği varsayılan birçok kadından bahsediyoruz yine. İddiaya göre yine burada eski erkek arkadaşına sinirlenip kendini boşluğa attı Kübra. Acılı aile kızlarının ölümünün şaibeli olduğunu söyleyerek ne olur bu cinayet dosyası kapatılmasın diyerek isyan etti. Şüpheli ölüm olduğu söylendi. Daha önceden erkek arkadaşıymış, ayrılmış. 30 yaşındaki Kübra Ece 4. katın balkonundan düşüp öldü. Ailesi eski erkek arkadaşını suçladı. Adalet istiyorum ben. Kendisini 4. kattan atacak biri miydi kardeşim? Yani öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Türkiye Kübra Ece'yi geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir TV programıyla tanıdı. Muhasebeyle uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Hayat dolu bir insandı. Kendi arkadaşlar arasında bir doğum günü eğlencesi vardı bilgimiz dahilinde. Kübra Ece arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptıktan sonra evine gitti. İddia göre gecenin ilerleyen saatlerinde eski erkek arkadaşının Brezilyalı bir kadınla yeni bir ilişkiye başladığını öğrendi. Bir haber almış, telefonla bir şey görmüş ya da bir şey olmuş. Yanına iki arkadaşını aldı ve Avcılar'da eski erkek arkadaşının yaşadığı bu binaya geldi. Orada ne olduysa oluyor. İddiaya göre evde eski erkek arkadaşıyla birlikte Brezilyalı sevgilisi de vardı. Kübra Ece evde eski erkek arkadaşıyla tartışma yaşadı. Nedeni iddiaya göre kıskançlıktı. Birkaç dakika sonra da o korkunç olay yaşandı. Kübra Ece evin 4. katının balkonundan kendini aşağı bıraktı. Fiziki bir temas olmasa dahi psikolojik olarak mutlaka bir olay yaşanmış orada. Kübra Ece hayatını kaybetti. Ailesi bu ölümün üstü kapatılmasın dedi. Canımız ciğerimiz koptu. Bunun böyle üstü kapatılıp gidilmesini istemiyoruz. Polis ekipleri Kübra Ece'nin şüpheli ölümünün ardından o sırada evde bulunan ikisi kadın 7 kişiyi gözaltına aldı ve daireye de mühür vuruldu. İfadelerinin ardından 7 kişi de serbest bırakıldı. Adalet istiyorum ben. Benim çocuğumun aydınlanmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Valla çok şaibi var. Yani şöyle bir şey, sadece bu olayda değil. Öncelikle ailenin başı sağ olsun. Çok zor bir durum. Hani böyle bu apartmandan ya da daireden düşüp de ölme vakalarında mutlaka bir şaibenin olması akıllara geliyor. Yani düşme. Bildiğin... Ama bu düştüğü yer galiba ailesinin evi. Hayır, yani eski erkek arkadaşının evi. Eski erkek arkadaşının evi mi yine burası? Onun yanına gidiyor arkadaşlarıyla beraber. O sırada eski erkek arkadaşı orada. Brezilyalı yeni kız arkadaşı orada. Artık içeride ne yaşanıyor, ne yaşanmıyor onu bilmiyoruz. Ardından da maalesef ki işte Kübra Ece hanımefendinin düştüğü ya da itildiği ya da işte sorgu sualler arasında 7 kişi gözaltına alınıyor ve serbest bırakılıyor. Bir taraftan şunu sormak istiyorum. Yani bir düşme hadisesi varsa bunlar nasıl yapılar? Nasıl böyle birdenbire insan düşebiliyor? Hep aklıma o soru gelir. Yani düştü demek o kadar kolay olmamalı. Yani demek ki altında bir şeyler var mı acaba? Hani bir itme ya da başka bir şey. Ama belli ki bir tartışma ortamı olmuş gibi gözüküyor. Hatırlarsan yine bir haber vermiştik. Bir otel odasında 3. kat gibi bir yükseklikti. Kadın defalarca çıkıp aslında kaçma refleksiyle balkondan aşağı evet kendini bırakmaya çalışıyordu. Hı hı. Şimdi bir insanın herhangi bir zihinle oraya gelip kendini aşağı atabilmesi çok kolay bir şey değil. Yani dolayısıyla tabii ki itilme, tabii ki bir arbede gibi bir şeyler akla geliyor ister istemez. Yani zaten ailenin iddiası da o yönde, şüpheli evet cinayet dosyası diyor mesela, kapanmasın diyor. Plazalarda yine düşme hadiseleri çok oldu. İşte bütün bunları göreceğiz ama mahkemenin kararı önemliydi. Bakalım yeni bir karar alınacak mı, alınmayacak mı? Bir taraftan da
Sunucu Ece Erken'in vakasına geçelim. Yani daha doğrusu eşi. Bu görüntüler yeni değerli dostlar ve sizlerle paylaşmak durumundayız. Avukat Şafak Mahmut Yazıcı oğlu biliyorsunuz cinayetiyle ilgili yepyeni görüntüler geldi. Olayı aydınlatabilir mi, aydınlatmaz mı hep beraber göreceğiz ama isterseniz haberimizi izleyelim. Ece Erken'in röportajı eşliğinde. O benim canım, hayat arkadaşım canım. Ay inanamıyorum hala. Boş yere gitti. Sürüklediler, tekmelediler, acımasızca darp ettiler. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cinayete kurban gittiği anların yeni görüntüleri kan dondurdu. Ben inanmıyorum. 65 bin lira için Şafak cebinden verirdi. Gene o olay öyle olmazdı. Sunucu Ece Erken'in eşi, ünlü avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 65 bin liralık komisyon tartışmasında acımasızca katledilmişti. Organize polisi şüphelileri tek tek yakaladı. Türkiye'nin kanını donduran cinayetin görüntülerine Şov Haber ulaşmıştı. Bugün o anlara dair yeni kamera kayıtları ortaya çıktı. Kadir ve Ali Yasak kardeşler avukat Mahmut Yazıcıoğlu'na önce masanın altından ateş etti. Ardından onu sürüklemeye başladı. Ayağına sıkmış zaten, yürüyemiyor. Tekrar niye sıkıyor? Öldürmek için. Kaslığına geliyor. Eğer korkutmak mı maksat? Ayağını bir kere sık, defol git. Ünlü avukatı yaralı olmasına rağmen kıyafetleri çıkana kadar darp edip sürüklediler. Sen niye yerine sıkıyorsun? O duran adamın ayağına sıkılırsa o cinayete teşebbüs. Bu adam eğer 10 yıl girip 10 yılda çıkarsa hakkımı helal etmiyorum. Durmadılar, kaçarken iki el daha ateş ettiler. Atar damarı yırtılan ünlü avukat dakikalar sonra yaşamını yitirdi. Araba bekliyor. 3 kişi bekliyor. Bu planlı, programlı. Bunun arkasında kimler var? Ve bunlar eğer o hapisten 10 yıl, 20 yıl ceza alırlarsa hakkımı helal etmiyorum. Korkunç cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor. Çok fena. Çok 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 üzücü yani. Bir insanın o hale geldiği halde, getirildiği o halde hala üzerine... Gerçekten Ece'nin buradaki haklı feryadı. Neden? Ve yani adaleti arama süreci, evet. Neden? Çok acı bu görüntülerin. Yani çoluğu çocuğu gerisinde bıraktığı anası, babası, yakınları. Şimdi bu görüntülerle izledikçe, gündeme geldikçe, yarın öbür gün tekrar açılıp bakıldığında ne kadar yürek dağlayan, tabii, ne kadar üzücü, tabii, ne kadar acı bir kayıp. Allah rahmet eylesin. Yani geride kalan herkese de büyük sabırlar diliyorum. Kısaca söylersek önce masa altından ateş ediliyor. Sonra görüldüğü üzere son yeni gelen görüntülerde sürükleniyor. Yaklaşık bir 6-7 metre. Ardından da muhtemeldir ki deniyor, atar damarı yırtılmış. Önce o masa altından açılan ateşte. Zaten kan kaybı da bir 7-8 dakikada ambulans bekleniyor. Hastanede bir 4 dakika vesaire, yani bir 14-15 dakika sonra, evet, müdahale ediliyor ama işte kan kaybından vefat ediyor. Bir garip hadise, hani türlü türlü iddialar var ama hani alacak verecek ya da başka bir şey, ama hayattan kopan da bir 42 yaşındaki bir avukattan bahsediyoruz. Evet. Bir kez daha ailenin başı sağ olsun. Efendim, gençlerimiz var bizim, biliyorsunuz memleketin çoğu genç ama maalesef özellikle sağlık çalışanlarında olduğu gibi gençlerimizde de bazı sıkıntılar var. Şöyle bir sıkıntı, bana kalırsa hani birinci sıradaki sıkıntı şu. Özellikle üniversiteli gençlerimiz, yani okumuş, etmiş, eli kalem tutan, dirseğini çürütmüş, belli bir yerlere gelmiş ya da gelmek isteyen arkadaşlarımız pek memlekette kalmak istemiyorlar. Yurt dışına tabiri caizse kapağı atmak istiyorlar. Bir araştırmaya göre her 3 gençten birinin hayali bu. Batı'ya ya da Amerika'ya ya da Avrupa ülkelerine gitmek. Acaba neden? Buyurunuz. Yurt dışında yaşamak gibi bir hayaliniz var mı? Tabii ki var. Bütün öğrencilerin özellikle bu hayali. Yurt dışına kaçmayı planlıyorum. Her 3 gençten biri yurt dışına çıkmak istiyor. Kendi kuzenimden biliyorum. Bir hak payı vardır herhalde. Özellikle üniversiteli gençler bu aralar sık sık sosyal medyada yurt dışına çıkmak istediğini, orada yaşamak istediğini paylaşıyor. Ben tıp okuyorum. Ama ileride mesleğimi burada yapıp yapmamak konusunda
karamsarım yani. Gelecek kaygısı var bayağı. Bazıları mesleğini burada bırakıp oraya yerleşmenin peşinde. Bazıları da yurt dışında ne iş olsa yaparım diye düşünüyor. Yurt dışına garsonluk yapmaya razı mıyım? Evet, razıyım. Mühendislerin çoğu işsiz mesela. Kendi mesleğimi yapmasam da cazip geliyor. Şimdi söz gençlerde. Ben Fransa istiyorum. Benim hayalim İtalya'da yaşamak çünkü mimarlık okuyorum. İnşallah 2-3 ay içinde gitmeyi düşünüyorum. Geçim sıkıntısı çok yüksek seviyede. Bir kere alım gücüm şu an çok düştü. Birçok genç mezun olsa da iş bulma konusunda kaygılı. Pek çoğu da buradaki geçim derdinden yakınıyor. İstediğimiz yemeği yemiyoruz. Ev kiraları çok yüksek. Çay bile 15 lira normal kafelerde. Bir tatlı bir yemek desin 100 lira zaten cepten gidiyor. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum. Nerede? İsviçre'de. Avusturya. Almanya'dan. Aylıklarımız iyi. Orada rahat bir hayat aslında buraya göre. Okumak için falan hani her zaman kapın açık. Burada herhalde okusan bile ilerleyemiyorsun. İşte bu düzeni değiştirmek gerekiyor. Türkiye varken yurt dışını seçmem. Ben Türkiye'de yaşamak istiyorum. Bence Türkiye daha güzel, daha ekonomik. Mikrofon uzattığımız gençler arasında Türkiye'de yaşamak isteyenler de var. Aslında hepsi ülkesini seviyor. Tek bir istekleri var, daha rahat yaşam koşulları. Hatta bu hafta Anıtkabir'e gittim. Oraya gittikten sonra diyorum ki bu ülke bana emanet edildi. Ah işte bak gördün mü? Zaten birçoğunu tutan o. Tabii. Ya bu ülke bize emanet edildi. Gençler. Nereye gidiyorsunuz? Dedi Ula Önder. Ama bir taraftan da genç, hani genç arkadaşımız ya gidecek, eğlenecek. Sanat aktivitesi, sosyal aktiviteler, eğitim. Üniversiteyi bitirdikten sonra ben ne yapacağım sorusu hepimizde vardı da. Hani herhalde bu dönemki kadar değildi. Bir de sınavlara giriyorlar, sonra mülakatta elenen onları da görüyorlar vesaire vesaire derken bir de dikkat edersin hep Batı'ya, hep Amerika'ya, evet. Hep yani bize başka yerlerden Suriye, Afganistan, Pakistan'dan gençler geliyor. Bizim gençlerimiz de Avrupa'ya, işte Fransa, İtalya, Amerika'ya falan gitmeye çalışıyor. Öyle bir demek ki bir döngü var ama özellikle genç arkadaşlarımızın hayallerine sahip çıkmamız gerekiyor. Bunda da başta abilerimiz, ablalarımız, siyasetçilerimiz sorumlu elbette. Evet ama gitseler dahi yani ben işte yurt dışında eğitim görmüş, bir süre çalışmış, belli bir kariyer yapmış kişilerin de dönüp dolaşıp yine ülkelerine koşarak geldiklerini görüyorum. Keşke öyle olsa, ne kadar güzel olur. Öyle çünkü yani sonuç itibariyle yabancı bir yerdesin. Ne kadar kendine bir işte kursan, yaşamda kursan, ekonomik olarak tabii. Belli bir refah da gelsen. Yine ikinci nerede sınıfsın. O insan ikinci sınıfsın, nerede o sıcaklık, nerede sevgi, komşuluk. İşte bir çorba, hastalansan çorba yapanın nerede? Yani bunlar gerçekten çok önemli duygular. Aile bağları bizde çok kuvvetli çünkü. Çok çok dönüp da. Dönüp dolaşıp geliyorlar. Tabii gitsinler. Tabii ki belli bir dönem işte hani ne bileyim bir ay, iki ay, birkaç ay ya da okuyabilen okusun ama sonuçta dönüp gelecekleri burası. Ama görgü, bilgi ve vizyon anlamında kendilerini geliştirmek adına herkesin öyle bir hayali vardır. Ya gençleri de suçlamıyoruz ki. Tabii yani, hayal. Hayallerine onlar da gençlerin hayatını bir kez geliyoruz deyip yani... Şu an olsa ben de düşünürdüm acaba gitsem mi diye. Evet. Çünkü yani görüyorsun orada yaşananları internette şurada burada. Ya o kadar memleket sorunlarıyla haşır neşir oluyor ki arkadaşlarımız. Ya da bir şey paylaşıyor, bir şey yapıyor. Yok oradan buradan deniyor ki ya kardeşim niye yapıyorsun, ya ne diyorsun. Bir baskılama evet. Durumu olabiliyor. Yapmayın ya bunu. Gençler herkes rahatça olsun. Saygı, sevgi olduğu sürece, iyi niyet olduğu sürece herkes kalır burada. Kesinlikle. Ya burası dil öğrenmek yani. Bir tek hani oradan onlara... Evet tabii. Bir dil öğrenmek için belli bir süre yurt dışında yaşayabilmek önemli bir katkıdır. Tabii bir tabii. Ya yani yerinde öğrenmek. Tabii çünkü... bir lisan, bir insan önemli bir şey. Pekala efendim şimdi her şeyi bırak yemeklerimizi özlüyorlar çok. Tamam. Ne olursa olsun yani gerçekten bir Türk kahvesinin bir Adana kebabın yeri olur mu? Olmaz. Ama bu yemekleri çiğnemeden yutanlardan mısınız diye sormak istiyoruz efendim size. Çünkü yemekleri hızlı yiyormuşuz. Hızlı yiyince sindirim tabii ki daha zor olduğu için obezite sayıları arttı. Neden acaba şişmanlıyoruz sorusunun yanıtı geliyor. Lokmayı az mı çiğnersiniz, çok mu? Az çiğniyoruz. Yemeğin tadını evet. Hemen alıp yutmak istiyoruz. O an yemeğin heyecanına kapanıp... Yani az çiğniyorum. Ama bilmeden büyük hata yapıyoruz. Çünkü yemekleri az çiğneyip hemen yutmak birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Kilo alımına sebep olabiliyor. İleri dönemde obeziteye sebep olabiliyor. Hazımsızlık ve gastrit gibi sindirim sistemine problemlerine yol açabiliyor. Türkiye'de obezite büyük bir problem. Öyle ki nüfusun %30'u bu hastalığın pençesine düşmüş ya da düşmek üzere. Yani Türkiye'de 3 kişiden biri obez ve bu rakamlarla Türkiye Avrupa'da obezitede birinci sırada. Bir lokmayı kaç kere? 10 kere çiğnerim. Kilo var mı biraz? Var. Yani az çiğnemekten olabilir mi? Doğrudur. Bunda bilincindeyiz ama maalesef işten kaynaklı.
Hızlı yiyip kalkıyoruz. Yemekleri az çiğneyip hızlı yiyenlerin yemek yeme hızının ve tükettikleri yemek miktarının arttığı tespit edildi. Yani obezite davetiyelerine bir yenisi eklendi. O doğru olacağını düşünüyorum ben de. Kendimki çok az çiğnemekten mi? Bilmiyorum, belki hızlı yemek yemekten olabilir. Küçüklüğümden beri öyle bende. Çok çiğneyip yutuyorum. Sindirime daha iyi falan diyorlar. Sadece obezite değil, yemekleri az çiğnemek diyabet riskini ve diş eksikliğini de beraberinde getiriyor. Diş eksiklikleri bireylere hem bedensel sağlık hem psikolojik hem de sosyal yaşam anlamında etkiliyor tabii ki. Ne yapacağız? Daha çok çiğneyeceğiz. Çiğnemeden yutmayın. Yutmayın. Bir de şunu söyleyelim, obezite bir hastalık. Hani obez bilmem ne falan filan diye bazen dalga geçme durumları oluyor. Tabii. Tedavisi olan ve bu konuda Türkiye'mizin son derece ön aldığı önemli bir hastalık. Ama şu yemekleri yedikten sonra da yani biraz, değil mi, ayarımızı yapmamız lazım. Hadi yediniz ama sporunuzu da yapın. Evet, ya fazla çiğneyin. Kontrollü yiyin, fazla çiğneyin. Yemeklerimiz çok güzel ama mesela Osmanlı mutfağına baktığında atıyorum Adana kebabı gibi bir şey yiyorsun ama yanında maydanozlu bir şey veriyorlar. Evet. Hani o dengeyi sağlamak için Osmanlı mutfağında... Lütfen reçete ihmal etmeyiniz. Sevgili Yunus Emre Akkor bu konuda son derece iyidir. Geçen gün yanına gittim. Abi yedirdi bana. Evet. Yedirdi. E dedim o ne? Onu da ye ki dedi, dengeli olsun. Tabii. Sağ olsun. Afiyet olsun. Sevgi selam. Çiğnemeden yutmayın dostlar. Şimdi evin içindesin varsayalım. Yani bir şey atmaya için ya da başka bir şey yan odaya geçiyorsun ama ben niye geçtim bu odaya diye de aklında soru oluyor. İşte onun adı kapı eşiği sendromuymuş. Bir görelim bakalım neymiş. Şevval. Değil mi? Şevval'di tabii ya. Araştırdım. Bir odadan diğerine geçerken ya ben ne alacaktım dediğiniz oluyor mu? Evet, oluyor. Evet. Oluyor, çok yaşadım. İyi de ne yapacaktım ben şimdi? Sizin de başınıza sık sık bu olay geliyor mu? Yani bir odadan diğerine gelene kadar arada geçen birkaç saniye içinde ne yapacağınızı unuttunuz oluyor mu? Çok oluyor. Dün oldu, başıma geldi. Hatta. Nasıl oldu, anlatır mısınız? Evden çıkıyordum, yatak odasına gittim. Anneme dedim ben niye geldim buraya? Bir şey alacaktınız. Evet, bir şey alacaktım ama unuttum mesela yani. Ne alacaktınız? Hala bilmiyorum. Bir keresinde şarj aletimi almaya gidecektim, odama gidecektim. Gittim. Fakat şarj aletimi almadan geri dönmüşüm. Sonra tekrardan dedim ne alacaktım vesaire. Kaldınız öyle. Öyle kaldım yani ama hatırlayamadım bir sürü tekrardan. Ne bunun adı acaba? Bilmiyorum, siz biliyor musunuz? İşte bunun adı kapı eşiği etkisi. İlk defa duyuyorum. Annem mesela mutfaktan bir şey getir diyor. Gidiyorum, almadan geri geliyorum. Sonra bir de anneden fırça yiyorsunuz. Evet. Kimle annenin? Sibel. Sibel Hanım, Nisa'ya kızmayın. Bunun bir açıklaması var. Kapı eşiği etkisi. Unutkan değil kızınız. Bundan sonra bir şey unutursanız ne yapacaksınız peki? Bilmiyoruz, ne yapacağız. Hadi buna da el birliğiyle bir çözüm bulalım hanımlar. Diyelim ki su içeceğiz. Tamam mı, hep beraber mutfağa gidiyoruz. Ama çok unutuyorsak şayet şöyle diyoruz hep beraber. Su içeceğim, su içeceğim, su içeceğim. Başlıyoruz. Diyelim ki orada bir mutfak var. Su içeceğim, su içeceğim, su içeceğim. Sizin de aklınızda bulunsun. Bir şey eğer çok fazla unutuyorsanız odadan odaya geçerken kendinizi hatırlatmaktan başka bir çözüm yolu yok. Sümeyye gerçekten. Ya affedersin, Sümeyye'ye Şevval dedim. Aklımda artık ne varsa. Sümeyye sevgi selam, güzel habermiş. Aynen, gerçek. Ama bu hepimizin başına gelen bir şey gerçekten. Kapı eşiği sendromu deniyormuş. Yani bir mekanın orta enerjisinden çıkıp başka bir yere girdiğinde her şey değişiyor. Görsel değişince kafada... Kapı eşiği. Bizde daha çok ben Leyla'lık sendromu diyorum yani. Kafa Leyla. Kafalar dolu. Pekala. Trafikte biz dünya beşincisiyiz. Bizim böyle biliyorsun İstanbul. Birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz var. Mesela obezitede dünya ikincisiyiz. Trafikte dünya beşincisiyiz. Yani bunlar hani böyle çok alkışlanası birincilikler, beşincilikler değil. Bunu biliyorduk ama yapılan araştırmaya göre İstanbul'da dünya trafik yoğunluğunda ilk beşte yerini aldı efendim. Ve bu tescillendi. Ne diyelim artık, dünyada İstanbul'la trafikte yarışan şehirler de varmış. İzleyelim. İstanbul trafiği için ne dersiniz? Çok berbat. 1,5 saattir geçiyoruz karşıya. İstanbul'un trafiğine çözüm bulunamıyor. Trafik bayağı yoğun. Alıştık artık İstanbul'un trafiğine. Onu konuşuyorduk. Çile. Başka bir şey değil, çile. Karşıdan geliyoruz Çekmeköy'den ama eziyet çekiyoruz. Maalesef çile. Düzelecek diye umut ediyoruz. İstanbul trafik yoğunluğunda dünya şampiyonu olma yolunda. Efendim, İstanbul dünyada 5, Avrupa'da 2. sırada. Sizce nedir bu sıralama? Dünyada 5, Avrupa'da 2. sıralama. Ne olabilir çocuklar? Ben söyleyeyim, trafik yoğunluğu.
Aslında evet, çok düşünmeye gerek yoktu, doğru söylüyorsunuz. İstanbul denince akla boğazı, tarihi mekanları, sarayları, birçok şey geliyor akla ve bir de içinden çıkılamayan, kör düğüme dönen trafiği elbette. Bir navigasyon şirketi 57 ülkede 416 şehri inceledi. 2020 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Çıldırtan trafik sıralamasında Moskova, Mumbai, Bogota ve Manila'dan sonra İstanbul var. İstanbul zirveye doğru tırmanıyor. Dünyada 5. Avrupa'da ise 2. sıradayız. Ancak bu gurur duyacağımız bir sıralama değil. Bahsettiğim trafik yoğunluğu sıralaması. 1,5 saattir yoldayım. Bekliyoruz, bakalım gerekli çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Rusya'nın başkenti Moskova hem dünyada hem Avrupa listesinde 1. sırada. İstanbul'da onunla rekabet halinde. Evet. İstanbul trafiği için ne söylersiniz? Efendim, herkesin motor kullanması lazım. Bu ne trafik böyle ya? Yani benzin pahalı, yine araçlar piyasada. İstanbullular trafik yoğunluğu nedeniyle bir yılda yaklaşık 200 saat kaybediyor. Açıklanan verilere göre İstanbul'da trafik yoğunluğunun en pik yaptığı gün ve saat Cuma akşam 6, tam işten çıkış saati. Kimileri evine, kimileri misafirliğe, kimileri de bir etkinliğe gitmeye çalışıyor, ancak o yolculuklar saatler sürüyor. Ne olur İstanbul'a gelmeyin. O kadar çok trafik var ki akşam saat 5 ile 7 arasında çalışamıyoruz. Ama bu sıralama değişmiştir. Ne olmuştur şimdi? Yani tabii düşmüştür. Baksana yani son akaryakıt zammı 2 ay içinde kendini daha da net gösterdi. Trafikte bir boşalma oldu. Evet. 14.50, 14.5. Yani hani herkes diyor ya, abilerimiz, ablalarımız, 50 liralık yakıt alıyorum. 3 litre. 3 litreyle sen yani Boğaz'da tur atamazsın. Değil mi? Tabii. Yani baktığın zaman Mecidiyeköy'den nereye? Sarıyer'e gidemezsin mesela. Mali gider misin bilmiyorum. Gidemezsin yani. Nerede? Gidemezsin yani. Dolayısıyla aslında bu galiba şu. Yani benim öngörüm, hani araçlarınız fazla eskimesin modunda. Olur ya da muydu? İstanbul trafiğine bu şekilde çözüm buluyoruz modunda. Bir yaklaşım olabilir. İşin şaka tarafı da araç kullanan çok fazla. Yani %20, %30 oranında düştüğü ifade edilmekte. Ben de bunu hissediyorum. Ama iki hafta önce falan evet, bu zamlar ilk geldiğinde bir baktık. Hani tabii okulların tatile girmesinin de biraz etkisi vardı bunda. Trafikte bir rahatlama var. Sanki herkes arabasını artık çıkarmıyor eskisi gibi derken. Bugünlerde yine arttı. Ama buradan sonra... Yok, o belki açılıyor. Şeydir hani, geçen hafta özellikle kar yağışında araçlar çıkarılamadı ya. Doğru. Onun acısı çıkıyordur diye düşünüyorum. Ama Moskova ciddi anlamda büyük problem. Evet. Ve İstanbul'un nüfusu zaten baktığın zaman bir Avrupa ülkesine bedel. Ki. Daha da fazla hatta. Avrupa'da durum bu. İstanbul'un en büyük problemlerinden biri, ama hani doğal bir seleksiyon Fransızca diyelim. Seleksiyon değil midir? Seleksiyon olarak geçmiş yani. Eleme. Onu o yöntemle, bir zam yöntemiyle İstanbul'un trafiğini ne yaptı? Evet. Daralttılar. Bir de köprüler var tabii. Yani köprüye gelince sıkışıyor. Orada da genel bir trafik daralması söz konusu. Şu İstanbul'un dezavantajı gelirse. Bir Moskova, iki Türkiye, Manila, İstanbul var. Avrupa'da trafik Bogota yoğunluğu var. Baktığında. Bogota farklıydı ama. Evet, Mumbai başka. Yani klasmanı görüyorsun. Tabii ki, aynen öyle. Bir de nüfusumuz çok fazla. Ya İstanbul'un coğrafyasına bakarsan 20 milyon insanı buraya tıkıştırmak da yani 4 milyon 500 bin neredeyse araç var İstanbul'da. Bir yılda 200 saatlik kaybımız oluyormuş trafikte. Evet. 200 saat neler yapılır o sürede? İnanılmaz yani. Benim hayattan böyle uzun gidiyor. Yollarda işte dizi izleyen arkadaşlarım, var. Trafikte oturanlar. Tabii. Nasıl yapıyorsunuz diyorum. Yani ne yapacağız diyor. Mesela iş için gerçekten her gün 2-3 saat yol gidip gelenler var. Trafikte oturuyorlar, oturdukları yerde. Haber mi izlersin, bizi mi izlersin, dizi mi izlersin, kitap mı okursun, her şeyi yapabiliyorsun. Bir de müthiş bir servet kaybı yani o kesinlikle. Sırada yakıt çok daha fazla yakabiliyor evet. Vesaire. Allah kurtarsın efendim. Evet, şimdi efendim neredeyiz? Mahalleye dadanan bir hırsızlık ve şüphelisinin yakalanma anını ekranlara görüyorsunuz. Yine bildik görüntüler aslında. O kadar çok öfke var ki polis aramak yerine ellerinde sopalarla cezayı kendileri vermek isteyen bir mahallelinin ekrana getirdiğimiz görüntüleri izleyelim. Ev sahibine yakalanınca öldüresiye dayak yedi. Hırsızlık yaptığına, yapacağına pişman oldu. Komple herkes şikayetçi zaten bunlardan. Burası Güngören,
İddiaya göre mahalleye hırsız dadandı. Son kurban da bu sokakta yaşayan bir aileydi. İddiaya göre hırsız bu sokaktaki bir eve girmişti. Ev sahibiyle göz göze geldi. Ev sahibi hemen o hırsızı yakaladı. Sonra da sokağa indirdi. Baktım burada kalabalık var. Ne oldu dedim. Hırsız girdi dediler. Mahalleli sanki o anı bekliyordu. Eline sopayı alan soluğu sokakta aldı. Aslında yakalayıp polise haber vermeleri gerekirdi. Ama öyle yapmadılar. Ellerinde sopalarla falan bekliyorlardı. Mahalleli burada toplandı. Sopalarla o hırsıza feci şekilde dayak attı. Sokağına dövmüşler. Öyle bir şey oldu diye söylediler. Mahallelinin elinden kurtulan hırsız ardına bile bakmadan kaçtı. Hırsızlık, gasp gibi bir sürü şey yaşanıyor. Evet, hemen bir başka hırsızlık vakasına geçiyorum. Şehirler farklı ancak manzara aynı. Bursa ve İstanbul'da evlere giren hırsızlar yine aynı rahatlıkla şaşkına çevirdiler etrafındakileri. Neden? Hesaba katmadıkları bir şey vardı. Ellerini kollarını sallayarak o evlerden içeri girdiler ama içeride onları kaydeden bir güvenlik kamerası olduğunun farkında değillerdi. Buyurunuz. Kapıyı açıp kendi evleriymiş gibi içeri girdiler. Ne var ne yok çalıp gittiler. İz bırakmadıklarını sanıyorlardı ama kameralar kayıttaydı. Burası Bursa İnegöl. İki kadın hırsız gözlerine kestirdikleri bu eve geldi. Biri içeri girdi, diğeri kapıda gözcülük yapmaya başladı. Sanki hırsız değil, ev sahibiydi. Tüm odaları dolaştı. Banyodaki parfümlere kadar ne var ne yok poşetine doldurdu. Kapı arkasındaki kıyafetleri de kontrol edince içi rahat etti. O ve işbirlikçisi 50 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasıyla kayıplara karıştı. İstanbul Kartal'da da manzara aynıydı. Maskeli iki hırsız girdikleri dairede dakikalarca gezdi, evi talan etti. İkisi de buldukları tablet, bilgisayar ve telefonları çantalarına doldurdu, evden çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis o hırsızların peşine düştü. Düştü de bilmiyorum ne olacak. Yani bu rahatlıkları belki de bundandır. Parfüm alıyorsun bir başkasının evine girip. Hırsızlık amacına bak. Yani ne arıyorsun bilmiyorum ama görmüşken onları da alayım. Yani başta başına akıl dışı bir şey yani bu. Ya hırsızlığın yani hani şey olmaz ki akıl dışı. Mantığı bilmem, olmaz. Mantığı falan filan yok. Adam giriyor. Onun mesleği o artık. Ha, burada güvenlik kameraları son derece önemli. Herkese de bunu söyleyelim. En ucuzundan en azından bir güvenlik kamerası taktırın evinize. Evet. Devir söylediğimiz gibi kötü. Mesela bir tane daha var. Rahatlıkları gerçekten hani pes dedirten hadisi. Gözlerine kestirdikleri binayı soymaya taksiyle gidiyor bu hırsızlar. İşte o anı da görüyorsunuz. İçeride petekleri, kombi, tek tek ne varsa çalıyorlar. Sonra da efendim yine o geldikleri taksiyle gidiyorlar. Kombileri söküyorlarmış. Okan bırak bırak. Taksiyle geldiler. Binadaki petekleri, kombileri çalıp gittiler. Polis geliyor. Hadi baba. Demirleri kesmişler buralardan. Bu komşular seslenince kaçtılar. Sultan Gazi'deki 3 katlı bina birkaç ay önce boşaltılmıştı. Ancak önlemlerin alınmaması hırsızların iştahını kabarttı ve bu bina hırsızların uğrak giri haline geldi. Hırsızlar her şeyi söktü. Hırsızların ilk hedefinde işte buradaki daire vardı. Önce kapıyı yerinden sökmüşler, çalmışlar. Ardından burada bir kombi vardı. Bakın demirini kesmişler ve kombiyi buradan çıkarmışlar. Aynı zamanda buradaki prizle çalmaya çalışmışlar. Ancak priz yerinde kalmış. Hemen evin salonundaki peteği de yerinden sökmüşler ve çalıp götürmüşler. Petekleri çalıyorlar. Yani hırsızın ne çalacağı belli olmuyor. Burası boş binanın banyosu. Buradan herhalde bir şey çalınamamıştır diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte kendi gözlerimizle gördük. Burası bir duşakabin ve duşakabini kapatan kapıları da çalınmış durumda. Çözümün ne? Oranın kapanması lazım. Evin mutfağındaki bu musluğu da yerinden söküp çaldılar. Belki de bu evde sağlam kalan, çalınmayan tek eşya mutfak dolapları oldu. Kese dönüşümü yapacak yoksa yeniden tamirat mı yapacak bilmiyoruz onu. Haberimiz yok ondan. Hırsızlar parça parça çalmaya devam etti. Bu binanın dün akşam yine davetsiz misafirleri vardı. Hırsızlar bu kez
Buraya taksiyle geldiler. Taksiden inen hırsızlar önce binanın içine girdiler. Ardından kapısı olmayan daireden de içeri girdiler ve oradaki kalorifer peteklerini işte dışarı çıkardılar. Ne götürüyorsunuz Niye siz? Götürüyorsunuz onları? O ne? Sizin mi o? Yükleyebildiklerini taksinin içine yüklediler. Yükleyemedikleri de yolun ortasında kaldı. O anlara tanık olan bir mahalleli müdahale etmek için evinden dışarı çıktı, durdurmaya çalıştı. Ama olmadı. Polis şimdi her yerde o hırsızları arıyor. Yani taksici de işin içinde. Yani o da soruyordur herhalde, kardeşim ne getiriyorsunuz buradan, paraya ne taşıyorsunuz bakar diye. Bence o niye yani görevini yapıyor nihayetinde bilmiyorum ama. Ya şöyle bir şey var, geçenlerde değil, İstanbul'da Karaköy'de yani devasa bir bina var. Onu sürekli olarak evet. çalıyorlar. İçine girip girip yani artık havalandırmasından vesaireye. Yani baktığın zaman pahada yani bir hayli fazla. Geçen gün 3-5 kuruşa bakıyor adam. Elektrik trafosundan bakır kablo. Bakır kablo da elektrik çarpmıştı garip bir şekilde. Evet, şimdi dün de bu görüntülere yer vermiştik. İşte düğünlerde havaya atılan ateş. Evet. Yani hani geleneksel, yöresel vesaire gibi yorumlar yapıyoruz bütün bunları. Ama şimdi buradaki haberde düğün konvoyu yapıyorlar. Düğün konvoyları da oldukça trafiği alt üst edecek nitelikte. Bu yetmezmiş gibi içlerinden biri silahını çıkardı ve peş peşe havaya ateş açtı bu düğün konvoyunda. Fatih'teki düğün magandası neyse gecenin sonunda elinde tabancasıyla bekçilere yakalandı. Bir elinde sigara, diğer elinde tabanca vardı. Ard arda ateş açtı. Bekçiler o magandaya anında suçüstü yaptı. Görüntü İstanbul Fatih'te geçtiğimiz cumartesi akşamı çekildi. Koca Mustafa Paşa Caddesi'ndeki düğün konvoyu trafiği kilitlemişti. Biri aracın üstünde halay çekti. O iner inmez de sahneye 24 yaşındaki bu silahlı maganda çıktı. Yaptığı çok normalmiş gibi onu çeken arkadaşına gülerek defalarca havaya ateş açtı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler o magandaya böyle suçüstü yaptı. Gözaltına alındığında elindeki tabancanın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçundan mahkemeye sevk edildi. Sonra da serbest bırakıldı. Serbest bırakılması kuru sıkıdan dolayı herhalde. Hı hı. Ama yani benim psikolojim bozuyor bu adam. Zarar vermez mi kuru sıkı? Bilmiyorum ki. Hiç sıkmadım. Yani bir taraftan da hani... İnsanlar yani dağın başı olsa hadi oralara kadar geldik. Hı hı. Yani o kadar çok böyle görüntüler evet. var ki hani dağın başı yaylada şurada burada ol hani bir şey hı hı. ama şehrin göbeğindesin. Zarar verirmiş Fatih'tesin. Bu arada kuru sıkı. Yakın mesafede yapıldığında zarar verirmiş sonuçta. Yani dar sokaklar Fatih ortamı yani hani bu şekilde rahatça bunu yapmak bilmiyorum yani hani o kadar çok konuştuk ki üzerine hala elinde. Ağzında bilmem nesiyle. Bir de görüntülemek ve bunu koymak da hani bir başka bir... Tıklanma durumu. Değil mi? Tıklamışlar sonra ama o kadar da herhalde bilmiyorum. Fazla tıklanmış olabilir. Pekala, neredeyiz? Muratçım, İstanbul Kağıthane'de. Gönüllerdeyiz. İstanbul'da Kağıthane'de çocukların yaptığı efendim. Şimdi kar, kış, kıyamet geçti ama arkasından buzlar kaldı. O buzlar da koca koca taş gibidir aslında. Ve bu arkadaşlar toplaşıyorlar 3-4 kişilik küçük bir genç çetesi. Ve yoldan geçen özellikle taksilere bakın nasıl... Buz atıyorlar ve taksicilerle savaşı hep beraber görelim. Bom diye bir ses geldi. Buraya tutmuşlar, pusu kurmuşlar. Yoldan geçen taksilere buz parçaları attılar. Kağıthane Merkez Mahallesi'nde işte bu parkta oynayan 5-6 tane çocuk yoldan geçen taksileri hedef aldı. 5-6 tane çocuk burada 20 tane belki taksiye zarar verdiler. Onlar oyun sanıyordu ama yaptıkları oyun değil, kazaya davetiye çıkarmaktı. Geçerken buradan büyük bir kar kitlesi attılar arabanın üstüne. Kartopunun içine taş koyup fırlatıyorlar. Buza dönmüş kar kalıntılarını... Hızla taksilere fırlattılar. Taksicilerse araçlarını durdurup onları kovaladı. Kimisi sopayla kovaladı. Kimisinde müşteri çıktı içinden taksinin.
Çocukları kovaladı sokağa kadar. Aracından inen taksici Yakup Gedik çocukları kovalamaya başladı. Hala beni kartopuya tuttular böyle taşmış. Ben de onlara bir şeyler fırlattım. Siz de şuradan bir şeyler fırlatıyorsunuz. Ben de buradan tuttum onlara bir şeyler fırlattım. Onlar yukarıda olduğu için biz aşağıdayız, yetişemiyoruz. Adamlar koşuyor. Ama çocukların durmaya niyeti yoktu. Arkadan bir tanesi geldi, yine de attı böyle ardıma giderken. Hala atıyorlar. Hala attı ardıma giderken. İşte bu kütlelerden biri onun arabasının arka kapısına isabet etti ve kaportayı göçertti. Bir sürücü direksiyonu çocuklara doğru kırdı. Kaçamasalar birine çarpması işten bile değildi. Neyse ki tehlikeli oyun kimsenin burnu kanamadan son buldu. Vallahi yani hani çocukla çocuk olma durumu da var bir taraftan taksici bir abimizin ama... Ama zarar verecek nitelikte attıkları şeyler. Tabii canım yani o buz hadisesi var ya tabii. Bayağı artık taş. Tabii. Ve arabalara ciddi zarar veriyor. Soru da şu, niye acaba sadece taksiler atıyorlar? O da enteresan. Sadece taksiler atıyorlar ve adama biri de geliyor çocukların üzerine kırıyor yani. Evet. Çocuğa yapma de anlarlar herhalde diye düşünüyorum. Kesinlikle yani işte o öfkeyi hep konuşuyoruz ya belli bir noktadan sonra insanın gözü görmüyor nerede ne dediğini bazen hesaplayamıyor ya da hareketini ama sürücünün o ani refleksle ve korkuyla çünkü sonuçta arabayı sürerken bir cisim geldiğini düşün. Kaza yapma riskin de var. Çok İçeride fazla. Yolcu da olabilir. Her şey olabilirdi. Adam korkmakta haklı. Çocukların üzerine koşup kovalamış. Neyse geçelim. Peki buyurunuz. Acaba son zamanlardaki bu taksici hadiselerinden dolayı mı taksileri hedef aldı bu arkadaşlar? Çocuklar. Ailelerin bir konuşması lazım. Net bir şekilde. Bugüne kadar birçok nafaka haberi getirdik ekrana Murat. Hı hı. Ancak bu diğerlerinden çok farklı. Çünkü Yargıtay sevgili izleyiciler boşandığı karısına dava açan 78 yaşındaki adamın nafaka almasına karar verdi. İşte o ilginç karar ve ayrıntıları geliyor. Kaç yıllık evlisiniz? Kaç yıllık evliyiz? 60. Siz Allah göstermesin eşinizle boşansanız ona nafaka davası açar mısınız? Olur böyle şey ya. Sürekli eşitlikten bahsettiğimiz için onun için pek de tuhaf gelmedi bana. Kadın erkek eşittir. Diyarbakır'da yarım asırdır evli olan çift anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı aldı kadın. Kocasını terk edip çocuklarının yanına yerleşti. Sonrasında ise olanlar oldu. Evde yalnız başına kalan 78 yaşındaki adam eşine tedbir nafakası davası açtı. Siz olsaydınız dava açar mı? Hanım bir boşansın açarız ya. Problem değil. Bence onursuzluk erkeğin bir bayana nafaka davası açması. Hakkım varsa açsın tabii. Onun hakkı varsa. Bir erkeğin kadına nafaka davası açtığını duymuş muydunuz? Yani? Hayır duymadım. Hep kadına mı açtık nafaka davasını? Bir adı nasıl kadına nafaka davasını? Mahkeme iki tarafında ekonomik durumunu inceledi. 70 yaşındaki kadın emekliydi, aylık geliri sabitti. 78 yaşındaki adamınsa herhangi bir geliri yoktu. Gelir düzeyine göre kadın ne kadar talep edebiliyorsa erkek de o kadar talep ediyor. O dava 78 yaşındaki adamın lehine sonuçlandı. Kazanıyor. Evet. Süper. Eşitlik var, çok güzel. Şimdi eski eşi ona ayda 300 lira nafaka ödeyecek. Helal olsun adama. Az olmuş. En azından 1300 lira olması gerekiyor. 1300? Tabii. Ben de helal olsun derim. Yani helal olsun az ziyade sonuçta kadın kazanmış. Abimizin, amcamızın herhangi bir kazancı yokmuş. Cinsiyet eşitliğinden yola çıkarsak bu dava ki açılabilir ve 300 lira tabii anasının helal sütü gibi. Yani, elbette evet, taraflardan biri mağdursa bu kadar yılın. Yani bunun konuşulmasına bile gerek yok bence ama. Öyle niye bir noktaya geliyor ki hani 70 yaşındasın, 78 yaşındasın, anlaşmazlığa düşmüşsün, hayatının bundan sonraki birkaç yılını mutlu geçirmeye çalışıyorsun. Neyse işte varsayılan ama... 300 lira ya az değil. Düşünsene. Ne diyelim bilemedim. Peki buradan sevgi selam. Giresun'a gidelim. Anneannesini ziyaret etti bir torun. Dışarı çıktı. Gördüğünüz üzere bir yaban domuzuyla karşılaştı. Doğal ortamında yaban domuzu. Genç arkadaşı görünce ona bir ufak bir saldırı düzenledi ama bakınız efendim kurtuluşu nerede buldu o genç arkadaşımız. Baktım teri yırttı geliyor bu. Sonra ben de kaçtım. Kendinizi kurtardı böyle. Karşısında yaban domuzunu gören genç korkudan depar attı. Kendini böyle kurtardı. İlk defa domuz görüyorum ben. Şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim.
Giresun Pirazhiz'de yaşayan Uğur Yetkin anneannesini ziyarete gidiyordu. Tam bahçeye girecekti ki camdan bir ses duydu. Annem camdan bana bağırdı, tarlada domuz var diye. Ben de baktım, şaka yapıyor sandım. Bir baktım gerçekten domuz var. Korktu, panikledi. Domuz çiti yıkıp ardına bile bakmadan kaçarken o da hızla koştu. Kurtuluşu bu otomobilin tepesinde buldu. Dedim elemine geçti, fırlattım. Of, çok korkutucu fena. Gerçekten. Geçmiş olsun. Hiç karşılaştın mı yaban domuzuyla? Arabadayken karşılaştım ama biraz sürü halindeydi. Onlar genelde evet. Böyle çoluk çocuk dolaşıyorlar. Buradaki neyse tek başına. Sen karşılaştın mı? Evet, karşılaştım. Nasıl? Bodrum'da. Özellikle araba farlarının önünde mı? Böyle. Yo, hayır, böyle gece iniyorlar tabii onlar. Böyle bir çöp yığınının oradalardı ailece onlar. Ben tabii çok korktum görünce. Fakat yani hani böyle bir saldırı düzenlemediler bize. Fakat küçüklerdi biraz daha. Bir tehlike hissettiklerinde, belki doğal ortamlarına girdiğini hissettiklerinde. Fenadır yani. İşte görünen... Hele anne domuzlar var ya, hemen yavruları sahipleniyorlar. Çok bize korkutucu. Öğrettiler pembe pembe diye. Evet. Öyle tatlı, şirin. Şey, araba kumbaramızı atardık. Aynen. Ama işte bunlar siyah. Yaban domuz farklı. Evet. Aynen. Biraz geçmiş tehlikeli çocuk kardeşim. Ucuz atlatmış gerçekten. Her şey bilgisayar oyununda değil. Bak, gerçek hayatta bunlar oluyor. Aynen öyle. Biraz soluklanalım mı? Ne tabii. Dersin? Bir magazin dünyasına gidelim. Son 48 saatte. Aa bak, yaşmak sıyıran. Bir dakika, onu vereceğim. Bak, karantina sokağı. Sokak isimleri hiç ilgini çeker mi? Çekiyor, çünkü bazıları var ki sorma gir mesela sokak adı. Güzelmiş. İşte bizim Sümeyye'de böyle bir gezmiş magazin turundan önce sokak isimleri İstanbul'da, Türkiye'de acaba nelere, bize nasıl mesajlar veriyor diyelim daha doğrusu. Buyurunuz. Şehrin her mahallesinin ayrı bir rengi, her sokağının ayrı bir hikayesi vardır. Şimdi sizi nereden buldular bu sokak isimlerine diyeceğiniz birkaç sokağa götüreceğiz. İlk ile başlıyoruz. Hazırsanız gidelim. Eskiden harika bir sokaktı burası. Şişhane metrosunun hemen yanında bulunan bu sokağın vaktiyle öyle güzel bir manzarası varmış ki, şu evlerin balkonundan çıkıp baktığınızda Haliç'in bütün güzelliğini görüyormuşsunuz. Bu güzel sokakta ahım şahım kelimesinden başka bir şekilde anlatılmaz da herhalde. Burası da Cihangir'de bir sokak. Eskiden insanlar eşyalarını eşeklerin sırtına yükleyip bu yokuşu öyle çıkarmış. Çıkarken de haliyle eşekler avazı çıktığı kadar bağırırmış. Sokağın adı da işte buradan geliyor. Beyoğlu'nda her bir sokağın ayrı bir hikayesi vardır. Peki ya Çatıkkaş'ın? Burada yaşayan Ermeni bir bayan varmış. Eşinin ismi Çatıkkaş'mış. Sokağa da eşinin isminin verilmesini istemiş. Burası da yaşmak sıyıran sokak. Eskiden havalar ısınınca mahalle sakinlerinin dediğine göre kadınlar bu yokuşu çıkarken yaşmaklarını sıyırır, sokağa dönünce de geri takarlarmış. Burası da Beyoğlu'nun bir başka sokağı ama bu sokağın ismi diğerlerine göre biraz ürkütücü. Ne mi? Sahaf mezarlığı. Bu rivayete göre eskiden kitap satıcıları bu sokakta yaşıyormuş. Hepsi de burada gömüldüğü için ismini bu şekilde vermişler. Taktaki sokağının ismi ise bir ayakkabı boyacısından geliyor. Boyacı işini yaparken tak tak diye, yani şöyle bir ses çıkarıyor. Sokağın ismi de tak taktan tak takiye dönüyor. Avrupa yakasını gezdik. Biraz da karşıyı, Anadolu yakasını gezmeye ne dersiniz? Üsküdar'dayız. Manzarasıyla, tarihiyle İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biri burası. Farklı ve renkli sokak isimleri deyince de aklıma ilk gelen yer oldu doğrusu. Şarkıya da sokağa da ismini veren yakışıklı bir İstanbul beyefendisi yaşarmış buralarda. Aziz Mahmut Bey, Üsküdar İcra Başkatibi olarak çalışıyormuş. Aziz Bey öylesine yakışıklıymış ki bu sokaktan geçerken onu gören kadınların kalbi pırpır edermiş. 4 kadınla evlenmiş ve 52 yaşında da vefat etmiş. İşte onun adı da bu sokağa verilmiş.
Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Ben 55 yıldır buradayım. Peki Müneccinbaşı Sokağı'nın hikayesini biliyor musunuz? Eskiden müneccim denilen bilim adamları oturmuş. Keşke bilsem, hiçbir fikrim yok. O zaman biz size söyleyelim hikayesini. 1717 yılında dünyaya gelen Sultan 3. Mustafa Han heybetiyle diğer çocuklardan ayrılırdı. Onun en büyük özelliği ise astroloji olan merakıydı. Hapse girdiğinde bu merakı daha da arttı, tahta geçtiğinde ise taçlandı. Yanına müneccimler alarak gireceği her savaşı onlara sormaya başladı. İşte Müneccinbaşı Sokağın hikayesi buradan geliyor. Üsküdar'ın en eski sokaklarından birindeyiz. Şimdi de Pırnal Sokak'tayız. Peki Pırnal Sokak'ın hikayesi ne? Pırnal Sokak parlaklığı ifade eden bir kelime. Ben 60 senesinden beri buradayım. Eskiden kervansaraylar buradan geçip mola veriyorlardı. Gördüğünüz gibi burada tarihi çeşmemiz olduğu için işte bu sudan geliyor. Yani kervanla geçenler buradan gelir, evet. Parlak sudan evet. İçerler mi? İçerlerdi ve yoluna devam ederlerdi. Bu tabelayı görünce aklınıza eski bildiğimiz kabileler gelmesin sakın. Çünkü kabile sokağının ismi eskiden kabilaydı. Telaffuzu zor olduğu için zamanla buna döndü. İyi de kabile ne demek? Kabile ebe demek. 1850'li yıllarda Üsküdar'ın ilk diplomalı ebesi yaşardı. Bu sokaklarda yaşayan ebeler de sokağa ismini verdi. Gerçekten güzel. Karantina sokağı da yeni mi adlandırıldı acaba, onu da düşünmek lazım. Pandemi sonrası. Mesela evet. Sümeyye'nin yapmadı ama Bağrı Yanık, Ebe Kızı, İyi Niyet Sokağı, evet. Boğaz Kesen zaten var. Çatıkkaş Sokağı, bir de Deve Bağırtan Yokuşu vardır. O da İstanbul'umuzun şahane mekanlarından biri. Çatıkkaş, Yaşmak, Sıyıran. Güzel, yani zaten güzel. Anlamazsın, yani sokağı bulamazsın zaten. Ya bulma ya arama yani. Efendim İstanbul Gazi Osman Paşa'dayız. Zabıta ekiplerini gören bir seyyar satıcı kamyonetini geri vitese taktı. Dakikalarca geri kaçtı. Zabıtadan kaçtı daha doğrusu. O ilginç anlara bir gidelim efendim. Hala geri gidiyor. Dur ben onu yakalayacağım. Ara sokağa girecekti. Bırakmıyordu ara sokağa girmesine. 5 dakikadır zabıta bu şekilde kovalıyor. Zabıta kovaladı, seyyar satıcı geri vitese takıp kaçtı. Kovalamaca dakikalarca sürdü. Bu adam birine vuracak bak, birini çiğneyecek ya da birinin arabasına vuracak. Kaza olmasın diye ben zabıtaya söyledim. Dur kardeşim dedim, bırak dedim gitsin dedim, yeter dedim ya. İlginç olay Gazi Osman Paşa'da yaşandı. Emekçi kardeşim orada dururken zabıta geldi. Seyyar satıcı zabıta ekiplerini görünce durmadı, kaçmaya başladı. Kaçarken de hiç olmayacak bir şey yaptı. Bu cadde üstünde geri gitti. Zabıta ekipleri de seyyar satıcıyı kovaladı. O durmaz ya. Zabıta kovalıyor. Durur mu o ya? Seyyar satıcı sokak arasına girmeye çalışırken zabıta bırakmıyordu girsin. Tamam yavaş. Bırak sen. Bırak. Yemekçi bir insan ya. İbrahim Kızıl seyyar satıcıyla zabıta arasındaki kovalamacayı baştan sona kadar takip etti ve o anları cep telefonuyla görüntüledi. Olay çıkmasın diye ben de bunu takip ettim. Sebze meyveci 5 dakikadır geri kaçıyor zabıta peşinde. Seyyar satıcı kamyonetiyle yaklaşık 2 kilometre geri gitti. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye attı. Kovalamacaysa İbrahim Kızıl aracıyla araya girince son buldu. İleride ben önünü kestim. Bak. Bırak. Hadi yürü git yürü. Arkadaşa da yol verdim gitti yani. Polis ekipleri trafikte tehlike yaratan seyyar satıcıyı bulmak için çalışma başlattı. Evet yani iddialıymış, o cezayı kesecek ama hani o kadar ısrarcı olmasa mıydı acaba trafikte? Yani 2 kilometre ya. Yani millet dümdüz gidemiyor 2 kilometre boyunca. Tabii insanların canını bir taraftan da tehlikeye atıyor tabii. Ama o da ayrı bir maharet ya. Yani o geri gidiyor, o da üstüne gidiyor. Yani sonuçta duracaksınız bir yerde kardeşim. Trafiği alt üst etmeye ne gerek var? Herkes görevini yapmaya çalışırken evet. Toplum huzurunu da bozmamak tabii. Gerek yani. Şimdi İstanbul'un elektrik hatlarından bahsetmiştik. Özellikle geçtiğimiz günlerde iki köpek Ortaköy'den arkadaşımız. Ve Şişli'den.
Evet, dostumuz, iki dostumuz elektrik kaçağı yüzünden hayatını kaybetmişti sevgili izleyiciler, hatırlarsınız. Fakat bu kez yer altındaki kablolar alev aldı. Sultan Gazi'de oldu bu olay ve kabus dolu bir gece yaşandı adeta. İzleyelim. Yarım saattir mahallede patlama oldu. Buradan kıvılcımlar, dumanlar çıkıyor. Gece mahallemizin hali bu. Hiçbir önlem yok. Sokak bu seslerle inledi, kıvılcımlar ışık seline döndü. Şu anda can güvenliğimiz bile sıkıntı. Mahalleli kabus gibi bir gece geçirdi. Korkmadı olur mu insan ya? Dün geceden bu yana mağdurduk yani işin açıkçası. Sultan Gazi'deki bu sokakta kanalizasyon çalışması vardı. Mahalle sakinleri dün gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyandı. Çünkü tam da çalışmaların yapıldığı noktadaki yeraltı kabloları patlamaya başladı. Bayağı büyük bir patlama oldu. Yani böyle yer altından alev atıyordu, patlama sesleri geliyordu. Mahalleli bütün oraya tabii, herkes camlarda. Korktuk tabii, çocuklar da korktu. Şimdi doğal gazları, vanalarını indirdik. Alevler ve sesler üzerine mahalle sakinleri ne yapacağını şaşırdı. Hepsi korku ve panikle sokağa indi. Baktım alevler çıkıyor. Ondan sonra arabası olanlara indik aşağıya. Arabaları çektik buradan. Evleri boşaltalım diye. Bazıları gidelim işte diye. O derecede bir sıkıntılar oldu. Düşünsenize, doğalgaz patlaması olsaydı bütün mahalle havaya da uçabilirdik yani. Çoluk çocuk, hepimiz ölebilirdik. O anda biri olsaydı zaten kurtulma şansı yoktu. Ekipler önlem almaya çalıştı. Elektrik ve doğalgaz bağlantıları devre dışı bırakıldı. Bir 40 dakika sonra mahallenin elektriğini kesince orası da durdu. Mahalleliye göre patlamanın nedeni yaklaşık bir haftadır süren kanalizasyon çalışmasıydı. Oraya kazmışlardı herhalde, doğalgaz buralarını mı bağlamışlar artık, neyse. Herhalde iyi çalışma olmadı mı nedense bilmiyorum. Ama görevliler o iddiayı reddetti. Eskiden ve bağlantı yerlerden su almış, oradan patlak yapmış. Yani bizim ekip burada çalıştığı sürece herhangi bir patlama yaşamamış. Ekip gittikten sonra oradan sızıntı yaparak patlamış. Aslında yani hani yazmışız, faturayı keserken iyi. Zamları vatandaşa hadi bakalım yaparken iyi. Altyapı çalışmalarına mı gidiyor bu para, gitmiyor mu, onu merak ediyorum. Allah korusun. Gitmediği aşikar şu anda. Yani bir şey oldu bu altyapıya. Karlardan sonra mı oldu acaba, ne oldu? Bilmiyorum vallahi, bir taraftan da, ama yani iyi bir bakım gerekiyor. Çünkü dediğin gibi geçtiğimiz gün Ortaköy'den, Şişli'den hep böyle elektrik direklerinden kabloların yansımalarını aktarmıştık. Orada köpekler de hayatını kaybetti. Evet. Burada gerçekten hani Allah korumuş dediğimiz hadiseler. Evet. Fatura keserken iyi, altyapı çalışmalarında lütfen gerçekleştiriniz sevgili elektrik dağıtım şirketleri. Değil mi? Biraz daha dikkat. Biraz da daha da fazla, çok fazla. Şimdi spor salonunu soydular. Dertleri spor yapmak değil belli ki. Ya da barfix'te ya da koşu bandında değil gözleri. Onların gözleri dolaplarda, açık bırakılan dolaplardaki telefonlar ya da işte cüzdanlar. Bakınız efendim, hep beraber görelim iki hırsız neler yapmış spor salonunda. Spor salonunu yol geçen anına çevirdiler. Defalarca gelip 6 tane cep telefonu çaldılar. O iki hırsız son işte yakayı ele verdi. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait komplekse herkes giremiyordu. Giriş için üye kartı gerekliydi. Hırsızlar iki kişiydi. Spor kompleksine girmek için önce giriş kartı çıkardılar ve farklı günlerde buraya geldiler, içeri girdiler. Ancak içeride amaçları spor yapmak değil, hırsızlık yapmaktı. Kilitlersem, yani şu ana kadar hiçbir şeyim çalınmadı. Onların hedefinde de açık bırakılan dolaplar vardı. Hırsızlar soyunma odasında kimsenin olmadığı anlarda dolapları tek tek kontrol etti. Dolabını kilitlemeden yüzme havuzuna giden 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Hırsızlık vakaları artınca polis harekete geçti. Hırsızlardan birini cep telefonu çaldıktan sonra spor salonundan çıkarken, suç ortağını ise cadde üstünde yürürken yakaladı. Yaklaşık 50 bin lira değerinde telefon çalan iki hırsız cezaevine gönderildi. Belediyeye bağlı meskeni bir spor bulmuşlar kompleksi. Yani rahatça girip çıkma durumu söz konusu galiba. Yani oradaki güvenlik önlemlerinin de ciddiye alınması gerekiyor. Ben spor salonu ne zaman gitsem gerçekten hani dışarıda bıraktığım ayakkabı bile aklımın ucunda kalıyor. Tedirgin olur musun? Aklımın kenarında. Tabii canım. Hani camiye girerken de olur ya, evet, ayakkabıları doğru bırakırlar. O hadise çok önemli. Dolap mevzusu. Evet. Neyse ki hani kameralar var ki bulunuyorlar. Kesinlikle öyle, olmaması gereken bir şey. En azından stres atmaya gittiğim bir ortamda malının derdine düşmeyeceksin yani.
Şimdi bir seri hırsız arkadaşımız var. Kendisi oldukça seri ki bir gecede tam 4 iş yeri soydu. Şöyle girdi içeri, beğendiklerini aldı. Fakat sabah esnaf uyandığında olayın farkına vardı ve soluğu karakolda aldı. Dört iş yerine girmişler burada. Aynı gece olmuş. Tatlıcıdan çıkıp fırına, fırından çıkıp restorana, kebapçıya girdi. Gece boyunca soymaya doyamadı. 40 lira civarında bu para var. Ona bile tenezzül etmişler. Yani aynen öyle. İstanbul Kağıthane'deki Seyran Tepe mahallesinde kapşonlu maskeli hırsız bir gecede 4 iş yerine girdi. Ne bulduysa çalıp gitti. Kırmış galiba. Ya bunun içinde 700 liraya yakın para var. Kasla 200-300 milyon bozuk para bırakıyoruz sabah tezgah şey olsun diye. Onları almış. Siftah yapmadan soyulduğunu anlayan esnaf şikayetçi oldu. Polis seri hırsızın peşine düştü. Evet, girdiği her yerde bir iz bırakmış. Arkadaşımız görüntü de vermiş bol bol. Yani artık unutulmasın. Güvenlik kameraları, o yoksa mobese kameraları. Muhtemelen de hani oraları bilen bir insan bu. Yani birdenbire 4 tane aynı gecede bir iki saatte oralara girip çıkmak kestirmiş böyle kolay değil. Kestirmiş gözüne diyorsun. Fikrimce o. Evet. Şimdi bir günün görüntüsü var. Bir amcamız pandemiden sonra belki böyle bir güzellik elde etti. Böyle bir ne diyelim, kendisine bir maharetli bir şekilde parmakları bir örgü örmekte. Maşallah, çok güzel bir şey yapıyor. Takmış. Evet, belediye otobüsünde. Evet, bu sırada şey, şu an dedemiz örgü örüyor ve çok da güzel örüyor maşallah. Şey, Bursa'da ve olay da Bursa'da geçiyor zaten. Bir evet, belediye otobüsünde amcamızı gören diğer yolcular da işte hemen çekmeye başlamışlar. Öyle stres. Kahvede de aynı zamanda. Daha önce de haberlere konu olmuş. Yani boş vakitlerinde belki belli el alışkanlıklarını bırakabilmek için buna başlamış olabilir. Bir, eşi bu işi yapıyordur, ona destek olmak için yapıyordur. İki, ev ekonomisine katkı. Belki o da kenarından yapıyor, eşi yapıyor, satıyor, öyle geçiniyorlar. Şu helal olsun. Seçtiği bir renge baksana, o yeşil. Ne fosforlu yeşil yani. Hani delikanlıyı bozar bozmaz, öyle bir durum da söz konusu değil. Kime örüyor acaba, onu merak ediyorum. Ne örüyor mesela? Yani, kedisine ya da köpeğine bir kazak mı, ya da ne bileyim hanımına şey bir şey, kaşkol mü, çorap mı? Çok güzel bir şey. Her ne yapıyorlarsa gerçekten bence müthiş bir uğraş bulmuş. Hem beyni çalıştırıyor, tabii, hem motor hareketlerini çalıştırıyor. Çok çok kıymetli. Kahvede vallahi de arkadaşlarıyla baksana. Onlar okey. Ah, ah. Bravo. Onlar okey oynarken kendisi ne yapıyor? İyi misin? Bacağımı buldum. Neyse, bugün de sağ salim bitirdik diyelim. Efendim, teşekkür ediyoruz bizlerle olduğunuz gibi. Şimdi Ender Saraç başlıyor. Show TV ekranlarında canlı canlı. Daha sonra Gelin Evi Didem Arslan derken harika bir gün sizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Görüşünceye dek. Yarın saat 8'de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.